Arkadaşlar Leblebi'ye hoş geldiniz. Kimya dersindeyiz. Kimyasal reaksiyonlar ve enerji ünitemize devam ediyoruz arkadaşlar. İstemlilik ne demek? İstemlilik ve entropiye bakacağız bu dersimizde. İstemliliğe bakıyoruz arkadaşlar. Bir dış etki tarafından yönlendirilmeden kendiliğinden gerçekleşen değişimlere istemli değişimler denir. Eksotermik tepkimeler genellikle istemlidir arkadaşlar. Eksotermik tepkimeler genellikle istemli tepkimelerdir. Demirin nemli havada paslanması eksotermiktir ve istemli gerçekleşir. Bir dış etki tarafından yönlendirilerek oluşan değişimlere istemsiz değişimler denir. Endotermik tepkimeler genelde istemsiz tepkimelerdir. Pas kendiliğinden demir ve oksijene dönüşemez. Bunun için dışarıdan ısı alması gerek. Normalde demirin nemli havada paslanması kendiliğinden gerçekleşir arkadaşlar. Dışarıda nemli havada oksijen var. Demirde oksijen tepkimeye girdiğinde neyi oluşturuyor? Pas oluşturuyor. Biz bu pasın içinden tekrar demiri ve oksijeni elde etmek istediğimizde enerji vermemiz gerek. Bu tepkimenin dışarıdan enerji alması gerek. İşte bu şekilde gerçekleşiyorsa da istemsizdir. Kendisi tamam ben pas işte oksijene dönüşeyim, demire dönüşeyim gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Pas olduktan sonra onu tekrar demir ve oksijen yapabilmek için bizim zorlamamız gerek. O yüzden bu tepkimeye pasın demir ve oksijene dönüşmesine biz ne diyoruz? İstemsiz tepkime diyoruz. Entropi ne demek? Ona bakıyoruz arkadaşlar. Entropi aslında düzensizliktir kelime anlamı olarak. Bir sistemin düzensizliğine ve gelişi güzel olmasına entropi denir. Hangi harfle gösteriyoruz? Entropiyi S harfiyle gösteriyoruz. Birimi joule bölü mol çarpı kelvindir. Maddenin düşük enerjili ve daha düzensiz olma eğilimi entropidir. Entropi kullanılmayan termal enerjinin de bir ölçüsüdür. Entropi arkadaşlar düşük enerjili, daha düzensiz olma eğilimi, kullanılmayan termal enerjinin de bir ölçüsü olmuş oluyor. Erime ve buharlaşma sırasında entropi artarken yoğuşma ve donmada entropi azalır. Bakın arkadaşlar madde katı halde, sıvı halde, gaz halde. Katı halde tanecikler çok düzenli, birbirlerine çok yakın. Sıvı halde biraz uzaklaşıyorlar birbirlerinden, düzenleri bozuluyor. Gaz halde artık böyle çizdim ama daha da düzensiz arkadaşlar. Tamamen uzaklaşıyorlar ve düzensizlikleri artıyor. O zaman katıdan gaza doğru gittikçe maddelerin entropisi artar. Gazdan katıya doğru gittikçe de gazda çok düzensiz arkadaşlar, çok dağınık düzensiz. Katı halde yan yana ve düzenliler. Gazdan katıya doğru gittiğimizde de entropi azalır. Entropi neydi? Kelime anlamı olarak ne düşüneceğiz? Entropi dediğimizde aklımıza düzensizlik gelecek arkadaşlar. Evet, sıvı içerisinde bir katının çözünmesiyle entropi artar. Bakın sorulabilir bazen saf su ve tuzlu su mesela karşılaştırdığınızda sıvı içerisinde bir katının çözünmesi ile entropi artar. Peki bu artış nasıl oluyor? Bakıyoruz. İki tane kap var. Birinci kabımız ve ikinci kabımız. Birinci kapta 10 gram tuz çözünüyor. İkinci kapta arkadaşlar 50 gram tuz çözünüyor. Sıcaklık ve hacimleri aynı olan sıvı dolu kaplara tuz atıldığında bir de iyonlar arası etkileşim daha az olduğu için daha düzensizdir. Birinci kabın entropisi daha fazladır. Çözünme, buharlaşma, erime ve ısıtma gibi olaylar entropi artışına sebep olur. Delta S büyüktür, sıfır olur. Sıcaklığın düşmesi, çökme, donma, yoğunlaşma gibi olaylar entropinin azalmasına sebep olur. Delta S küçük, sıfır olur arkadaşlar. Evet şurada gördük tuzlar atılmış. Burada 10 gram tuz var, burada da 50 gram tuz var. Her ikisinde de arkadaşlar saf suya göre entropide artış meydana gelmiş, düzensizlik artmış. Ama ikisini kıyasladığımız zaman nasıl değerlendireceğiz? Bunların ikisine baktığımızda bir de iyonlar arası etkileşim daha az. Çünkü tuz miktarı daha az. Dolayısıyla daha düzensiz. Birinci kabın entropisi daha fazla diye düşüneceğiz arkadaşlar. Entropi başka ne etkiler? Nasıl değişir arkadaşlar entropi? Sabit basınçta gazın mol sayısı arttıkça entropi artar. Bakın sabit basınçta gazın mol sayısı arttıkça entropi artar. Sıcaklık arttıkça entropi artar. Düzensizlik artar. Tanecikler arası etkileşim azaldıkça entropi artar. Yani tanecikler birbirinden ne kadar uzaklaşırsa
o kadar düzensizliği artmış olur, entropisi artmış olur. Genellikle katı ve sıvıların suda çözünmesiyle entropi artar. Gazların sıvıda çözünmesiyle yine artar demiyoruz. Bu sefer gazların sıvıda çözünmesiyle entropi azalır arkadaşlar. Şurada entropileri de kıyasladığımız zaman, bakın burada V hacimli kap görüyoruz. 3 V hacimli kap görüyoruz. Burada 1 mol helyum var. Burada da 1 mol helyum var. Şimdi normalde arkadaşlar tanecikler birbirine yakınsa daha düzenli, tanecikler birbirinden uzaksa daha düzensizdi. Hangisi daha düzensiz ya da hangisinin entropisi daha fazla diye sorduğumuzda, bu kap daha geniş olduğu için tanecikler arasındaki mesafe daha fazla, birbirine daha uzak tanecikler. Dolayısıyla bu kap daha düzensiz, entropisi fazla arkadaşlar. Entropi daha fazla diyoruz. Eşit mol hacmi büyük olan da düzensizlik daha fazla. Şurada da eşit hacim arkadaşlar. Burada 2 mol helyum görüyoruz. Burada da 4 mol helyum görüyoruz. Şurada yine 4 mol helyumda tanecikler birbirine daha yakın olacak arkadaşlar. Daha sıkışık, daha yakın. Burada tanecikler birbirinden daha uzak, daha düzensiz. O zaman buradaki kabın entropisi daha fazla olmuş oluyor. Entropi daha fazla. Niçin öyle dedik? Çünkü tanecikler daha serbestler diğer kaba göre arkadaşlar. Çünkü buradaki mol sayısı daha az. Birbirine göre birbirinden daha da uzakta bulunabilir tanecikler. Dolayısıyla düzensizlik, uzaklık fazla olduğu için düzensizlik fazla ve entropi fazla olmuş oluyor. Termodinamiğin de ikinci kanunu arkadaşlar. Birinci kanununda önceki dersimizde, ilk dersimizde bahsetmiştik. İkinci kanunu neymiş? Buna bakıyoruz. Termodinamiğin ikinci kanunu bir değişimin entropisi ve istemliliği arasındaki ilişki ile ilgilidir. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Termodinamiğin ikinci kanunu bir değişimin entropisi ve istemliliği arasındaki ilişki ile ilgilidir. Doğadaki olaylar sırasında sistem ile ortam arasındaki ısı alışverişinden dolayı sistemin ve ortamın entropisi değiştiği için evrendeki toplam entropi de değişir. Yani bir olay gerçekleşirken arkadaşlar sistemin ve ortamın entropisi değişiyor. Dolayısıyla evrendeki toplam entropi de değişiyor. Evrenin entropisi istemli bir olayda artar. Yani kendiliğinden gerçekleşen bir olayda evrendeki entropi artar. Delta S toplam eşittir. Delta S sistem artı delta S ortam, bu sıfırdan büyük ise olay genelde istemlidir. Evrenin entropisi dengedeki bir olayda değişmez. Delta S toplam eşittir. Delta S sistem artı delta S ortam. Bu da eşittir sıfır ise, yani evrenin entropisi dengede ise, olaya entropi farkı sıfır ise arkadaşlar, biz bu olaya dengede diyoruz. Entropide herhangi bir değişiklik yoksa dengede olmuş oluyor. Evrenin entropisi istemsiz bir olayda azalır. Delta S toplam eşittir. Delta S sistem artı delta S ortam küçüktür. Sıfır ise genelde olay istemsizdir. İstemsiz olaylarda entropi azalmış oluyor. Termodinamiğin ikinci yasasına göre istemli bir olayda evrenin entropi değişimi pozitif olur. Delta S toplam artı işaretle gösteriyoruz ve sıfırdan büyük. Doğada gerçekleşen her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve zaman geçtikçe evren denge haline yaklaşır. Evet, bu önemli arkadaşlar, önemli bir cümle. Doğada gerçekleşen her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve zaman geçtikçe evren denge haline yaklaşır. Sistemdeki entropi değişimine bakıyoruz. Standart tepkime entropisi delta S sistem olmuş oluyor arkadaşlar. Ürünler ve girenler arasındaki standart entropi farkının alınması ile hesaplanır. Yani sistemin entropisi eşittir toplam, sisteme giren ürünlerin toplam entropisi, sistemdeki ürünlerin toplam entropisi eksi sisteme girenlerin toplam entropisi. Yani delta S sistem eşittir delta S ürünler eksi delta S girenler. Tepkimedeki ürünlerin toplam entropisinden tepkimeye girenlerin toplam entropisini çıkardığımız zaman sistemin entropisini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Yine sonraki dersimizde kimyasal reaksiyonlar ve enerjiden devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.